What is binomics and what does it mean for Binaromics nedir acaba? 2024 açısından ne anlama geliyor? Bidenomics şu an Başkan Biden'ın ekonomi politikalarına verilen isim ve orada biraz da Fed'in ABD ekonomisi üzerindeki etkilerini ölçen, orada yeni hedefler belirleyen bir durum. İşte hükümet fonlarının kullanılması ve bazı sektörlerin daha fazla teşvik edilmesi, ki bunların arasında örneğin çipleri ilgilendiren yarı iletkenler var. Onların biraz daha öne çıkarılması ve altyapı tarafında yapılan çalışmaların da hızlandırılmasını içeriyor. Bir taraftan da sosyal güvenlik konusunda bir çalışmalar var. Burada enflasyonu düşürücü adımlar atılması bekleniyor. Bütün hepsi bunların Bidenomics dediğimiz bu politikalar altında gerçekleşecek ve bir faktörü, bir hedefi olacak. 2024 seçimlerinde bu konuda kampanya gerçekleşecek. Biden'ın yeniden seçime hazırlanırken Biden ve takımı bu ekonomik politikalarını Bidenomics diyor. Evet, şu anda çok aktif bir roldesin Cumhuriyetçilerde. Acaba direkt olarak Cumhuriyetçilerin ekonomik ajandalarıyla Demokratik Parti'nin ajandalar arasında nasıl bir fark var? Çünkü Kongre'de bazı gerilim olduğunu görüyoruz bazen. Ekonomi politikalarında. Evet, ekonomideki en büyük konular biraz yönetişimle alakalı ve işte örneğin federal hükümet, onların oynadığı rol, ekonominin bazı gelişmelerinde atmış oldukları adımlar, işte bunlar çok önemli. Daha fazla federal hükümetin gelmesini istiyor Cumhuriyetçiler, işte vergi konusunda olsun, diğer konularda olsun. Ve hükümet sektörünün ekonomide daha fazla yer almasını istiyor demokratlar. Ama cumhuriyetçilere baktığımız zaman biraz daha düşük vergiler istiyorlar. Daha az hükümetin müdahalesini istiyorlar. Regülasyonların biraz daha sınırlı olmasını istiyorlar. Burada gerçekten çok çeşitli iki farklı görüş oluyor. Yani cumhuriyetçilerin bazıları çok daha fazla ileriye gitmek istiyor. Ve işte burada hükümetin örneğin işte sağlık sektörünü tamamen ele almasını bekliyor. Yani çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde hem kamu hem özel sektör işbirliği gerçekleşiyor. Demokratlarda böyle bir durum var ama bir taraftan da Cumhuriyetçiler tam tersini istiyor. Yani aslında direkt olarak tam bir görüş yok ama tam bir farklılık da yok. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında çok ciddi farklar olduğunu görebiliyoruz. Evet, 2024'teki seçimlere baktığımız zaman cumhuriyetçilerin adaylarını konuşmak için ve onların ekonomik politikalarını konuşmak için belki çok erken. Evet, bundan bahsetmek için gerçekten çok erken diye düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar pek çok farklı kişi henüz adaylığını da açıklamadı. Başkan Biden yeniden yarışacak gibi duruyor ve orada örneğin işte başkan olarak bu son 4 yıl içerisinde yaptıklarından bahsedecek ve aynı zamanda vergiyle alakalı, istihdamla alakalı olarak bu konularla alakalı açıklamalar yapacak. Regülasyonla alakalı olarak onun yaptığı o konulardan bahsedecek. Yani bir dönem daha yönetebilecek mi, işte bunu takip edeceğiz. Ve biz demokratlar tarafından neler olacak onu izleyeceğiz ama işte örneğin cumhuriyetçiler vergi kesintilerini hayata geçirecek mi, bununla alakalı kampanyalar görecek mi, bunların hepsini izleyeceğiz. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunların belirli olacağını düşünüyorum. Evet, Fed toplantısı yaklaşıyor, Temmuz toplantısı. Acaba Fed'in buradaki muhafazakar para politikaları bir işe yarıyor mu? Fed toplantısından neler bekliyorsunuz? Fed şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en zor işe sahip ve bizi orada resesyondan uzak tutmaya çalışıyorlar, istihdamı sağlıklı tutmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda enflasyonu kontrol etmeye çalışıyorlar.
Dolayısıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin iki tane farklı görevi var Fed'in. Hem fiyat istikrarı hem de azami istihdamı yaşayabilmek, hayatı geçirebilmek ve enflasyonu kontrol altına almak. Yani dolayısıyla buradaki iki hedef birbiriyle çakışabiliyor. Ve burada yapmaları gereken şey şu, yani artık bir yumuşak iniş senaryosunu oradan vazgeçmeleri gerekiyor ve Fed'in faiz artışlarına biraz daha gitmesi gerekiyor ki bu potansiyel olarak iki kere daha gerçekleşebilir. Faiz artışları olurken ve bir yandan da burada yeni bir enflasyon baskısı yaratmadan, ekonomiye resesyona sokmadan yapmaları gerekiyor ki bu da çok büyük bir endişe. Çünkü biraz daha yavaşlama olduğunu gözlemliyoruz ABD ekonomisinde ve burada çok ciddi bir sorumluluk var ve önümüzdeki dönemde belki birkaç kez daha faiz artışlarına gidebilirler ve bunu biraz daha yumuşak bir şekilde yapabilirler ve bu olduktan sonra faiz artışları sona gelecek ve başka bir noktaya gidebiliriz. Evet, son sorum da şu olacak. Sen Kaliforniya'da olduğun için şimdi genel olarak pek çok banka sıkıntı yaşadı ve bir taraftan da Silicon Valley Bank'in iflas ettiğini gördük. Bu daha çok regülasyonlarla alakalı bir gelişmeydi. Acaba bankacılık sistemini nasıl görüyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde? ABD'deki bankacılık sistemi çok farklı regülasyon süreçlerine tabi tutulan gelişmelerden bir tanesi. 2008-2009 finansal krizinden sonra çok ciddi konular atıldı, çok ciddi adımlar atıldı ve Dodd-Frank'e artı ek olarak farklı gelişmeler yapıldı. Bu bir anlamda iyiydi, bir anlamda da bazı zorlukları beraberinde getirdi. Ama işte burada en çok gelen zorluklardan bir tanesi buradaki pek çok bölgesel bankanın ABD'deki o büyük bankalar kadar iyi regüle edilmediğini gördük. Silicon Valley Bank'i örnek alırsak onların en büyük zorluklarından bir tanesi şuydu. Yani tam olarak yaptıkları şey şuydu. Yani örneğin işte müşterilerin varlıklarını nereye koyuyorlar? Bu önemliydi. Yani çok daha uzun bir şekilde federal hazine tarafında bir dönüşüm olacaktı ve buradaki zorluk şuydu, yani çok fazla regülasyon olmadığı için Fed'in faiz artışlarını kısa vadede yaratmasıyla beraber buradaki varlıklar daha popüler hale geldi. Eğer örneğin işte farklı bir likidite, bir nakit pozisyonunda olsaydı o zaman bu farklı olabilirdi. Dolayısıyla buradaki regülasyonlar büyük bankalara olduğu kadar bölgesel bankalara da yapılmalıydı. Ve sonrasında da Kongre'de bu konuyla alakalı olarak yönetimde yükseliş var. Yani buradaki regülasyonların özellikle de bölgesel bankaların üzerindeki regülasyonların artırılmasıyla alakalı. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda, senelerde bu konuda müşterilerin daha iyi korunması için neler yapılabileceğine dair gelişmeleri takip edeceğiz. Hem bölgesel hem de daha küçük ölçekli bankalar için.